Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çemer çöküm incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şimdi isterseniz şirketin temel verilerine geçmeden önce hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım arkadaşlar. Şunu küçültemedim her zamanki gibi. Evet, burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Dedikten sonra arkadaşlar, şimdi şirketin faaliyet alanı çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sfero, alüminyum, çelik döküm olmak üzere her türlü döküm ve işletme faaliyetleri göstermektedir. Arkadaşlar, döküm işi yapıyor. Yani döküm yapıyor, üretiyor. Bunları pazarlıyor bu şekilde. Sanayi üretim şirketi. Genel itibariyle bunu söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz hızlıca bir skor kartına göz atalım şurada. Son fiyat 1 lira 31 kuruş. Bu hani şu an güncel mi? Şuradan bakabiliriz. Gerçi bu biraz şeydi. 15 dakika gecikmeli fiyatı 1 lira 32 kuruş. Burada 1.31 gözüküyor. %96 halka açık. Yıllık değişim %109,39. Yani fiyat son 1 yılda 2 katına çıkmış arkadaşlar. Yani 10 liraysa 20 lira 93 kuruşa çıkmış. RSI düşük. 33.11 ile aşırı satım bölgesine çok yakın. Bunları ayrıntılı inceleyeceğiz. PK'sı 25.97, bu yüksek. PD bölü, yani firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kârda 33.38'de gene yüksek seviyede. Bunları da gene ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yıldız pazar değer alıyor arkadaşlar. BIST 100 endeks kağıdı. BIST 100'ün 100 endeksinin arkadaşlar. Halka açıklık %96 dedik. Ödenmiş sermaye 791 milyon. Performansına baktığımızda bir haftada %1,5 değer kaybetmiş. Bir ayda %16,56 değer kaybetmiş. Son 3 ayda %25,15 değer kaybetmiş. Son 6 ayda %4,93 değer kaybetmiş. Bir yılda da az önce dediğimiz gibi %109,39 prim yapmış. Yani 2 katından fazlasına çıkmış. Gayet iyi bir getir arkadaşlar. Burada genel itibariyle baktığımızda nerede? Yani haftalıkta, aylıkta, 3 aylıkta, 6 aylıkta. Evet, yani şu kısa periyotların hepsinde BIST 100'ün gerisinde kalmış. Sadece 1 yıllık performansı BIST 100'den daha iyi. Endekse göre performans şurada yer alıyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz gitgide açılmış. Yani yıllık bazda çok daha iyi bir performans göstermiş. BIST 100 %60 primlenirken ÇEMAŞ döküm %109,39 primlenmiş ama kısa periyotlarda daha kötü performans göstermiş. Piyasa değeri 1 milyar 36 milyon 210 bin. Evet. Piyasa değeri, defter değeri burada yer alıyor. Bunları ayrıntılı inceleyeceğiz. Teknik verileri aynı şekilde ayrıntılı inceleyeceğiz. Şurada PK'sına tekrar bir göz atalım. 25,97'ymiş fiyat kazanç oranı arkadaşlar. Bu değer 10 ve altındaysa hisse senedi ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır. Bulunduğumuz dönem itibariyle 20'ye kadar makul karşılanabilir ama 25,97 ile hala üzerinde. Öte taraftan piyasa değeri bölü defter değerine geldiğimizde 1,92. Normalde bu değerinde 1 ve civarında olması istenir. Sektörle karşılaştırılır. Arkadaşlar bu sektörle karşılaştırma olayı biraz daha yani göreceli analiz yaparken önemli. Yani nedir işte sektör toptan yani hepsi birlikte fiyat fazlaysa arkadaşlar bunun uygun çıkması işte ya da düşük çıkması ucuzdur anlamına gelir ama normalde değildir. Piyasa genel anlamıyla fiyat yüksekse ya da tam tersinde de işte piyasa genel anlamıyla düşükse ortalamayı tutturduğunda aslında ucuzdur. Ama göreceli karşılaştırmanın böyle bir handikapı var. Firma değeri bölü FAVÖK 33,38'miş. Normalde bu değerde 10 ve altındaysa olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Bulunduğumuz dönem itibariyle 14-15'e kadar makul kabul edilse de 33,38 ile bir miktar yüksek. Tabii bir de kendi ortalamalarını da göz önünde bulundurmamız lazım. Aşağıda olması lazım sanırsam ona bir bakabiliriz. Burada da diğer başka ne söyleyeceğiz? Temettü verimi yok. Temettü vermiyor. Ağırlığı, son fiyatı vesaire burada var arkadaşlar. Günlük, haftalık, aylık değişimler var. Az önce bahsettik biraz. Bunun dışında finansalları var burada. Yani FAVÖK, net satışlar, yıllıklandırılmış FAVÖK vesaire. Bunları lütfen ayrıntılı olarak inceleyin. Yani çok fazla vaktinizi almıyorum ama ilerleyen dönemlerde bunları biraz daha özet haline getirebilsem analizimize bunları da dahil edeceğiz.
karlılık verileri var burada. Evet, şuna bir bakalım. Yani bu FKS PDD'si FD Favio'yu kendi ortalamalarına göre nasılmış, buna bakalım. Bakın arkadaşlar. Şurada fiyat kazanç bazı çeyreklerde oluşmamış. Oluşanlarda 2019 ikinci çeyrekte 12,29'muş. 5,30'a düşmüş. Sonra 2020 ikinci çeyrekte 70'e kadar çıkmış. Gerilemiş, şimdi biraz daha yükselme eğilim var. Piyasa değeri bölü defter değerinde de benzer durumlar söz konusu. Şöyle ki bakın, 14'leri görmüş, 7'leri, 5'leri görmüş. Azalmış, tekrar yükselmiş derken yani ortalamasına baktığımızda 1,89 hiç fena bir veri değil arkadaşlar. FD Favök'te de benzer bir durum var. 180'leri, 400'leri görmüş hatta. Şu an aslında kendi ortalamalarına göre 32 burada da iyi. Ama genel manada standartlara baktığımızda şey değil arkadaşlar. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Satışlar var, hisse başı kâr var vesaire vesaire. Bunları şimdi geçiyorum. Şuradan devam edelim. Hisse, şuradan şirket kartı diyelim. Evet. Burada faaliyet alanı yazıyor. Çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sfero, alüminyum, çelik döküm olmak üzere her türlü döküm ve işleme faaliyetleri, az önce ben işletme demiş olabilirim, işleme faaliyetleri yürütmektir arkadaşlar. Merkez Kırşehir'de. Onun dışında söyleyebileceğimiz ortaklık yapısına baktığımızda Işıklar Enerji ve Yapı Holding %1,83'üne sahip. Işıklar Pazarlama %1,73'üne sahip. Diğer dediğimiz halka açık kısım ise 196,44. Yani oldukça fazla. İştiraklere baktığımızda Nibaş, Niğde Beton Sanayi de bir payı var. %9,94 küçük bir pay. BND Elektrik Üretim'in %89,89'una sahip. Özdeş İnşaat ve Enerji'nin de yine %99,90'ına sahip. Piyasa değeri 1 milyar 44 milyon 120 bin dedik. 12 aylık net satışlar 202 milyon 781 bin 170 Pardon, 785 lira olarak gerçekleşmiş. Aslında 12 aylık net satış piyasa değerinin 5'te 1'i, yani %20 seviyesinde oluşmuş diyebiliriz kabaca. 12 aylık net kar ise 30, yani 40 milyon seviyesinde. Bunu da 40 milyon sayarsak 12 aylık net kar, 12 aylık net satışların 4'te 1'i, yani 125 seviyesinde. Net kar net satışların %25'i, net satışlarda piyasa değerinin %20'si olarak gerçekleşmiş. Bunlardan sonra döviz pozisyonuna bakalım. Varlıklar 103 milyon, yükümlülükler 8,5 milyon. Çıkardığımızda 94,7 milyon, yani 95 milyon seviyesinde. Bu da fena değil arkadaşlar. Şöyle biliyorsunuz, kur riski önemli. Şu aralar biraz daha kritik. Bu sebeple döviz pozisyonunun artıda olması, yani en azından başa baş olması ya da çok küçük eksi de kabul edilebilir. Ama bunda öyle çok küçüklük bir durum yok. Yani 94 milyon neredeyse piyasa değerinin onda biri, yani %10 seviyesinde fena bir oran değil ve artıda. Bu gayet iyi. Bunun dışında bakmadığımız kalem kalmadı. Şu oranlara bakalım. FK'sını vesaire değerlendirdik zaten. Bu oranları da 2023. çeyrek ve 4. çeyrek itibariyle karşılaştıracağız. Cari oranın yüksek olması istenir. 3.77'den 2.87'ye gerilediğini görüyoruz. Kısa, yani fena değil ama gerilemesi kötü. Kısa vadeli borç bölü toplam borca geldiğimizde, arkadaşlar kısa vadeli borç demek vadesi 1 yıldan kısa olan borçlar. Uzun vadeli borç vadesi 1 yıldan uzun olan borçlar. Kısa vadeli borçlarla uzun vadeli borçları topladığımızda toplam borçlara ulaşırız. Borçlar içerisinde kısa vadeli borcun az yer kaplaması istenir. Mümkünse hiç olmasın, hepsi uzun vadeli olsun istenir. Haliyle kısa vadeli bu oranın da az olması istenir. 0.83'ten 0.65'e gerilediğini görüyoruz. Yani bu olumlu. Aynı zamanda şu demek, bütün borçların %65'i kısa vadeli, %35'i ise uzun vadeliymiş. Toplam borç bölü toplam aktiflere baktığımızda borçların az, aktiflerin çok olması istenir. Haliyle bu oranın düşük olması arzu edilir. 0.18'den 0.19'a kısmi bir artış görüyoruz. Nakit benzeri böyle ortalama genel gidere baktığımızda nakit benzerinin çok, genel giderin az olması istenir. Haliyle bunun yüksek olması arzu edilir. 2.36'dan 1.46'ya gerilediğini görüyoruz. Bu olumsuz maalesef. Genel itibariyle böyle. Şimdi şuradan detay bilgiler diyelim. Günlük, haftalık, aylık değişimlere baktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günlük, haftalık, aylıkta negatif, yıllıkta %109'a çıktığını görüyoruz. Bu yıl dedi arkadaşlar, bu senenin başından günümüze kadar, yani 1 Ocak 2021'den 5 Nisan 2021'e kadar olan süreçte %23 değer kaybetmiş. Şunlar değişiyor arkadaşlar. Fiyat şu an dinamik şekilde olduğu için o değişiyor. Bu şekilde pardon arkadaşlar. Bu ayda Nisan ayı ortalaması.
Şu an için 0.76 artıda olduğunu görüyoruz. Bu şekilde. Daha başka şurada söyleyebileceğimiz ne var? Evet, şuna bakalım. Ha, şunları söyledik zaten. Yıldız pazarda işlem görüyor. Endeks 100 kağıdı. Ana metal sanayi sektör. Bunun dışında şu oranlardan bahsettik. Şunu bir daha söyleyelim. Piyasa değeri 1 milyar 44 milyon. Öz sermayesi yani defter değeri ise 538 milyon 316.707 liraymış. İkisi arasındaki farkı net kârı ile kaç yılda amorti eder, çıkarır, kompanse eder buna bakıyoruz. 1 milyar 44'ten 538 milyon çıkardığımızda yaklaşık arkadaşlar hatta şu değişiyor 1 milyar 36 ya 500 milyon yapar. 500 milyonu da 40 milyona böldüğümüzde 12,5 yıl gibi bir şey yapar. 10 ve 6 çok iyi, 12 de fena değil arkadaşlar. Bunun dışında burayı kapatalım. Şimdi şuradan ilişkili haberlere girelim. Burada biliyorsunuz KAP bildirileri ve aracı kurumların şirket analiz raporları yer alıyor ve şirketle ilgili medyadaki işte haberler yer alıyor. Bunu lütfen ayrıntılı inceleyin. Ben biraz daha böyle hızlıca geçiyorum çok fazla vaktinizi almamak için. Başlıklara bakalım. Teşvik belgesi. Muhtemelen teşvik belgesi almış yani. Şunu açalım. Teşvik belgesi alması iyi. Teşvik belgesi arkadaşlar bazı muafiyetlerden, indirimlerden, vergi muafiyetlerinden faydalanması anlamına gelir. Bu da maliyetlerin kısılması anlamına gelir arkadaşlar. DAFAŞ, Bursa Çimento, ÇEMAŞ. Evet, ÇEMAŞ. Şurada arkadaşlar neymiş? Gümrük vergisi muafiyeti. Yani gümrükteki işlerinden vergi muafiyeti ve KDV istisnasından faydalanacak. Bunlar iyi. İthal makine teçhizat almış. 231 bin dolar. Bu ne kadar yapar işte? 1,5-2 milyon dolar. Sabit yatırım tutarı da 21,5. Yani 21 milyon seviyesindeymiş. Bu şekilde. Diğer kalemlere hızlıca göz atıyorum. Sermaye arttırma azaltımı diyor. Şuna bir bakalım. Bedelli bedelsiz bir durum olabilir. Evet. Artışından sağlanan fon miktarı. Kayıtlı sermaye tavanı, mevcut sermaye, ulaşılacak sermaye. Evet. Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyarmış. Yani bu şu demek 1 milyara kadar arttırılabilir sermaye. Mevcut sermaye 474 milyonmuş. 791 milyona çıkarılacakmış. Yani ne kadar yapar? 290, 310, 320 milyon civarı bir artış demek. Evet, şurada 317 milyon diyor zaten bu kadarmış. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Hemen bakalım. %66 rüçhan hakkı kullanım oranı %66,8 olacakmış. Daha başka bir bilgi var mı? Para birimi, kaydi pay. Şurada ayrıntılar var arkadaşlar. Yani diyor ki 791 milyona yükseltilmesine işte bu 15 günlük pay alma hakları kullandırma süreci 16 Mart tarihinde tamamlanmış. Kalan paylar 19 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da birinci piyasadan satılmış. Sermaye artırım sürecinde 315 milyon yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızın 2 milyon 482 milyon lirası birinci piyasadan satılmış. Yani ne işte 313 milyonu direkt kullanılmış. Kalan 2,5 milyon da piyasada. Ha, pardon yanlış oldu. 315 milyonunu direkt kullanılmış. 2,5 milyonu da birinci piyasada işlem görüp satılmış. Toplam 317 milyon 800. Bu şekilde tamamlanmış. Bunun ayrıntılarına da bakın lütfen. Daha başka şuralara baktığımızda aynı haberler birkaç kere olabiliyor. Onları geçiyorum. Biraz daha aşağı gittiğimizde. Evet. Yani temettü de vermediği için ona dönük bir şey göremiyorum zaten. Bunu inceleyin lütfen ayrıntılı olarak. Yıl sonu verileri açıklandı dedik. Hızlıca bir yıl sonu verilerini karşılaştıralım. Bilançoda yıllık bazlı inceliyoruz biliyorsunuz. 2019'u 2020'yi karşılaştıracağız. Dönem varlıkların 156 milyondan 234 milyona çıktığını görüyoruz. 80 milyonluk bir artış. Bu da %50'den fazla bir artış demek. Ağırlıklı artan kalem nakit ve nakit benzerleri artmış. 2 milyondan 87 milyona çıkmış. Orada da şu ticari alacaklar kalemi. Yani bunların hepsi zaten nakit ve nakit benzerlerinin altında arkadaşlar. Ne kadar olmuş işte? 37 milyondan 60 milyona çıkmış ticari alacaklar. Onun, evet şunu yanlış söyledim. Ticari alacaklar altında şunlar var. Yani şu ilişkili taraflardan vesaire vesaire. Diğer alacakların azaldığını görüyoruz. Stoklar artmış. 21 milyondan 38 milyona. Neredeyse iki katına çıkmış. Daha başka çok fazla artan bunlar gibi. Duran varlıklar 190 milyondan 431 milyona çıkmış. Yani ne kadar? 240 milyonluk bir artış var. O da neredeyse dörtte biri dese %130'luk bir artış demek. Özellikle artan mesela burada öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar. Yatırımlar varmış 7 milyondan 38 milyona çıkmış. Bir de maddi duran varlıklar 123 milyondan 142 milyona çıkmış. Ağırlıklı artışların kaynakları bunlar.
Dönem varlıklarla duran varlıkları topladığımızda toplam varlıklara ulaşırız. O da 346 milyondan 666 milyona çıkmış. 320 milyonluk bir artış yapar arkadaşlar. Bu da %90 seviyesinde neredeyse. Gayet iyi bir artış. Toplam varlıklar o kadar artmış. Kısa vadeli yükümlülüklerin 141 milyondan 81 milyona düştüğünü görüyoruz. Az önce de demiştik zaten %65'e gerilemişti toplam borçlar içindeki yeri. Bu gayet iyi arkadaşlar. Yani 160 milyonluk bir düşüş. O da ne yapar? %40'lık falan bir düşüş yapar. Hatta %45'lik. Gayet iyi arkadaşlar. Düşen kalemlere bakalım. Ticari borçlar biraz artmış. İlişkili olmayan taraflardan alınan. Bunun dışında diğer borçlar. İlişkili taraflara diğer borçlar azalmış. Daha başka hangi kalem azalmış? Evet. Bunların azaldığını görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler de düşmüş. 78 milyondan 43 milyona düşmüş. Ne kadar? 35 milyonluk bir düşüş. O da yine %40'ın üzerinde bir düşüş. Gayet iyi arkadaşlar. Yani şirket bütün yükümlülüklerini de azaltmaya gitmiş. Azaltmış. Öz kaynaklar 127 milyondan 540 milyona çıkmış. Bu da ciddi bir artış. Yani düşünün hem yükümlülükler azalmış hem de öz kaynaklar artmış. 127 milyondan 540 milyona 400 milyondan fazla bir artış. %300'den fazla bir artış. Gayet iyi arkadaşlar. Burada kontrol, evet, pay kalemlerine geçelim. Pardon, kar zarar. Brüt kar zarar 10 milyon 779 binden 42 milyona çıkmış. Yani %300'den fazla bir artış var. 32 milyonluk bir artış. Esas faaliyet karı 6 milyon zarardan, hatta 7 milyon neredeyse, 24,5 milyona çıkmış. Bu da çok iyi arkadaşlar. Gayet iyi ve hani şu özellikle esas faaliyet karının artması önem arz ediyor. Bunun dışında ne diyebiliriz bakalım. Evet, şu dönem kar zararı 21 milyon eksiden 40 milyon artıya çıkmış. Bu da gayet iyi arkadaşlar. Yani net kar net zarar demek biliyorsunuz. 21 milyondan 40 milyona, eksi 21 milyonuna. Yani 21 milyon zarardan 40 milyon kara geçmesi gayet iyi. Temel verileri bu şekilde. Şimdi daha başka bahsedeceğimiz bir şey var mı düşünüyorum. Yok gibi. Grafiğe geçelim. Grafiği biliyorsunuz yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir gözden geçiyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir dezenformasyon oluşumu var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık, haftalığı logaritmik ölçekte, günlüğü ise lineer ölçekte inceliyoruz. Çünkü bu şekilde daha iyi sonuç veriyor. Yıllığı logaritmik ölçekte açtım. Bakın borsaya kota olmuş zikzaklı. Yani bu testere ağzı da diyoruz. O şekilde yatayda bir hareket var. Nihai olarak yükselmiş. Tekrar bir düşüş var. Ama bakın şeye hala gelmemiş. Yani şu başladığı noktaya gelmemiş. Burası aslında bir destek görevi de görmesi beklenir. Buradan geri dönmesi beklenir. Haftalıktaki görünüm, pardon, aylıkta bu şekilde. Borsaya kota olmuş, düşmüş. Sert yükselmiş, düşmüş. Bir daha yükselme derken şurada bir düşüş trendi var, görebiliyoruz. Sonra tekrar yükselmiş, sert düşmüş. Sonra tekrar yükseliş. Dalgalı bir görünüm. Haftalıkta yatayda bir hareket. Sonra sert yükseliş. Yani şurada tekrar yer yer düşüşler var, bunlara girmiyorum. Sonra sert düşmüş, yatayda hareket. Yükselmiş, düşmüş, yükselmiş. Şurada bir daha bir düşüş söz konusu. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer'e çeviriyorum. Bakın yatayda bir hareket, şurada Mart sert düşüş, pandemi dönemi. Sonra sert yükseliş, hafif düşüş, yükseliş. Şurada bir tekrar düşmüş, tekrar yükselmiş. Düşmüş, yataya almış derken şurada bir artık düşme trendi oluşmuş. Ama şurada da bir yataya bağlama söz konusu. Bunu ayrıntılı inceleyeceğiz. Tekrar yıllığa dönüyorum. Logaritmik ölçeği çevirdim. Burada hareketli ortalamalar oluşmadığı için aylıktan devam edelim. Aile açtım. Şurada arkadaşlar şu 20 günlük. Ben bunu hemen 22 günlüğe çevireyim. Tamam dedik. Evet. Şimdi yeşil çizgi 22 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Burada karışık bir yapı var. Yani nedir? Burada tam destek direnç görevi gördüğünü göremiyoruz. Yani şurada üstünde yer almış. Aslında direnç gibi ama tam temas yok. Nihai sıralamaya baktığımızda üstte fiyat çizgisi, altta 20 günlük, pardon 22 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Olumlu bir sıralama mevcut. Yani kısa vadeliden uzun vadeliye istenen bir durum arkadaşlar. Günlük, 22 günlük, 50 günlük şeklinde. RSI de çok makul seviyelerde. 52.6 ile arkadaşlar aşırı alım satım bölgesinin neredeyse tam ortasında. Yani nerede? Nötr bölgede diyelim. Haftalığa geldiğimizde burada bakın şurada 22 günlük hareketli ortalama destek görevi görmüş. Şurada direnç görevi görmüş 50 günlük hareketli ortalama. Şurada da aşağı kırmış. Bakın gelmiş 22 günlüğü kırmış, sonra 50 günlüğü de aşağı kırmış.
Son 1-2 gündür yani geçtiğimiz cuma ve bugün yatağa bağlamış halde. Yani bunun kafayı kaldırıp yukarı doğru harekete geçmesi lazım. En üstte fiyat çizgisi geçtiğinde zaten şu sıralama istenen hale gelecektir. Günlük 22 günlük 50 günlük şeklinde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. RSI 36.4 ile aşırı satın bölgesine çok yakın. Aşırı satın bölgesi biliyorsunuz 30. Yani o civarlardan destek bulması yani fiyatın yukarıya dönmesi beklenir. Günlüğe geldiğimizde lineer ölçeğe çeviriyorum. Burada da bakın 50 günlük hareketli ortalama şurada destek görevi görmüş. Şurada da destek görevi görmüş. Şu küçük alanda 22 günlük hareketli ortalama direnç görevi görmüş. Bunun dışında şurada da gene 22 günlük hareketli ortalamanın direnç görevi gördüğünü görebiliyoruz. Başkaca ne söyleyebiliriz? Yani şurada yatayda üçlü tepeye benzer bir görünüm var. Sonrası zaten sert düşüş. Şurada evet yani sıralama ters. 50 günlük hareketli ortalama üstte. Onun altında 22 günlük hareketli ortalama. Onun altında fiyat çizgisi. Yani bunun ters yüz olması lazım arkadaşlar. Tamamen değişmesi lazım. Fiyatın kafayı kaldırıp yukarı çıkması lazım. Altında 22 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama şeklinde gelmesi lazım ki istenen durum oluşsun. Pozitif durum. Pozitif sıralama. RSI'de gene 33.8 ile aşırı satım bölgesi olan 30 seviyesine çok yakın arkadaşlar. Buralardan artık bir tepkinin gelmesi beklenir. Yani hatta şöyle de düşünebiliriz. Bakın şuraya aldım. Burası hangi gün? İşte 30 Mart. 30 Mart'ta şuralara kadar gelmiş. RSI 27'ymiş. Ondan sonra bakın bir tepki vermiş. Yukarı çıkmış. Şu an hemen üzerinde. Bu şekilde. Şimdi isterseniz tümünü silelim. Hareketli ortalamaları ve RSI'yi kaldırdık. Yıllığa gelelim. Logaritmik ölçekte açalım. Şurayı da arkadaşlar M'yi tıklayalım. Bir de grafiği de line'dan mum'a çevirelim. Şu şekilde bir görünüm var. Az önce de bahsetmiştik. Testler ağzına benzeyen yatayda böyle gitgelli bir görünüm var. Aylığa geçelim. Aylıkta da bakın hemen hemen bir kanal hareketi var arkadaşlar. Yani nedir işte? Tamamını kapsasın diyorsak bir şuraya koyacağız. Bir tane de şuraya koyacağız. Bu ikisi arasında gitgeller yaşamış. Ha, son olarak şurada yani daha da büyütecek olsak bir iki kere büyütmüş olalım. Şöyle bir yükseliş trendi başlamışsa da şu şekilde bakın o sonradan kırılmış. Aşağı yönlü bir hareket başlamış tekrar. Paralel çizdiğip şunu gösterebiliriz görmeniz adına. Bu aşağı doğru kırılmış. Şunu tekrar küçültüyorum. İki kere. Evet. Şu tümünü sileceğiz. Aylıkta görünüm bu şekilde. Bu uzun vadeli için zaten. Haftalıkta bu şekilde bir görünüm var. Yani nedir işte o yatayda hareket devam ediyor. Bakın şurada bir yükselme trendi. Şurada sert düşmüş zaten. Yatayda bir hareket. Şurada yukarı yönlü bir hareket varsa da ihlal gelmiş. Şurada da arkadaşlar yani biz şunu ister şuradan alalım burayı ihlal sayalım. Şu şekilde bakın. Şuradan itibaren kırılmış. Şurayı ihlal saysak da. Ha, burada ne yapılabilir? Şu yapılabilir belki. Bakın. Şunu şöyle koyduğumuzda çok güzel oturduğunu görüyoruz. Yani şuradan destek bulup yukarı yönlü devam edebilir tekrar. Ama şurada da dar işte birkaç aylık dönemde bir düşme trendi oluştuğunu görebiliyoruz. Bunu günlükte daha iyi inceleyeceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi şurada destek direnç başka nereleri var? Onları da şöyle bir çizelim. Bakın şurası önemli. Yani neresi burası? 1 lira 40 kuruş seviyeleri önemli. Çünkü eski tepeler buralar. Şuralardan bakın. Şurada kaç kere denemiş kıramamış. Şurada denemiş kıramamış. Şurada da aslında bir denemiş olmamış. 1.32'lerde ise şu an fiyat 1.40'ın üzerine atması önem arz eder. Ya onu hatta biraz daha aşağı bile çekebiliriz. Neresi? Şuralar tam ideal sanırsam. Yani 1.37, 1.38 diyebiliriz. Şimdi günlüğe geçelim arkadaşlar. Tekrar tümünü sil dedim. Lineer. Line'ı muma çevirdim. Bu şekilde. Şurada da şunu tıkladık. Evet. Şimdi şurada çizmeye başlayalım. Şuradan aldım dipten. Şu şekilde uzattım arkadaşlar. Bakın. Şurası 1, şurası 2, uzat. 3, 4. Şu şekilde bir yükseliş trendi varmış. Paralel çiz diyorum. Ara trendleri vesaire çizmeyeceğim. Bakın. Ne kadar güzel uyuştu görüyorsunuz. Yani şuna bir tane daha çizecek olsak görmeniz adına. Şu da şuraya oturuyor. Bakın. Bak 1, 2, 3. Ya da şurayı da sayarsak 4. Çok güzel çalışmış.
Yukarı yönlü bir yükseliş trendi varmış. Yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler. Sonra aşağı kırmış arkadaşlar. Aşağı yönlü bir düşüş trendi başlamış. Şimdi burayı inceleyeceğiz. Tümünü sil diyorum tekrar. Şurada bir destek dirençleri belirleyelim. Bakın şurada. Yani garanti olsun diyorsak şurayı alalım. Daha güzel olacak. 1.15'lerde ya da şurayı alırsak bir kaçlarda 1.16, 1.17 seviyesinde çok önemli bir destek var. Onun dışında nerede var? Paralel çiz diyeceğim yine. Şurayı aldığımızda bakın. Şurada da şuranın üzerinde yani 1.33 kaç, hatta şurayı alalım. Evet, 1.32, 1.33 seviyesinin üzerinde kalması önemli. Şurada bir 1.32, 1.33'te destek var. Sonra 1.17'de destek var arkadaşlar. Direnç olarak da neresi var? Yatayda baktığımızda şurası var. Yani 1.45 seviyesi bu da. 1.45 seviyesinde kırılması önem arz eder. Şimdi bunları söyledikten sonra tümünü sil diyorum tekrar. Evet diyemedim çünkü seçmedi bir türlü. Evet. Tümünü sil dedik. Şimdi şunu bir miktar büyüteceğim. Şöyle büyüttük. Biraz da sola çekeyim. Evet. Şöyle rahat rahat inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın. Şurada üstte bir yatay hareket başlamış. Varmış. Şu şekilde. Hatta hepsini kapsasın diye kaydıracağım. Şöyle. Şuradan itibaren kırılım gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani nedir? Onu da çizecek olursak. Şurayı aldığımda şu şekilde uzattığımda şöyle bir görünüm oluşmuş. Şimdi tutup buna bir de paralel çizeceğiz. Şu şekilde. Bakın şöyle bir düşme trendine girmiş. Burada öncelikle gelip şuraları kırması önem arz eder. Ne kadar sürer bilmediğim için 1.38. Az önce de demiştik zaten 1.40. Buralarda önemli direnç var. Orayı kırması önem arz eder. Onun dışında da şurada yatayda bir artık dip bulmuş gibi. Onu da söylemekte fayda var. Yine tümünü sil diyemedim. Şöyle bir miktar yukarı kaydırsak. Evet. Şunu şimdi çizelim. Bakın arkadaşlar. Şurası artık önemli. Bakın kaç? 1.29, 1.30 seviyeleri. Şurada aslında bir de şunu çizersek gene bir yataya bağlama durumu söz konusu. Şurada. Yani neresi orası? Şöyle çizsek mi bilemedim. Şurası arkadaşlar. Şurada bir dikdörtgen yatayda bir hareket oluşmuş diyebiliriz. Onun kırılması lazım. Aşağı yukarı 1.29, yukarıda da 1.38 seviyesi takip edilebilir. Bunun dışında son olarak şunu da söyleyelim, bitirelim. Yani yakın dönemli olarak onu mu çizsek, onu mu? Evet arkadaşlar, bir iki tanesini denedim. Yani şu tepe şurayı değil de şurayı da alabilirdik. Ama şu daha bir güzel oturdu sanki. O yüzden bunu alıyorum. Bakın tepe, dip, Fibonacci düzeltme seviyelerini kullandık. 1.32'de bakın yine aynı yere geldik. 1.39. Diğer destek direnç noktaları da buraydı hatırlıyorsanız. 1.39, 1.40. Yani altta 1.23 destek, yukarıda 1.39 direnç. Yani hedef. Sonra 1.49, 1.57, 1.65, 1.92 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Buraları da kırarsa daha sert hareketler gelir işte. 2.34'ler falan eski tepelerinden de yukarıda. Tabii şu 2.02'yi geçmeleri lazım. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Temel ve teknik analizi bu şekilde noktalamış olalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.